yıllık deneyimi ve tecrübesiyle dikkat çeken bir kurum var sırada. Spor Akademisi hayali olan gençleri bu hayale yaklaştıran, futbol, yüzme gibi branşlarda da hizmetini sağlayan bu kurumu yakından tanıyalım. Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. Değerli izleyenler, Marmara Spor Akademisi bu haftaki programımıza konuk olan firmamız ve yanımızda Spor Akademisi'nin spor koordinatörü İrfan Karabeyefendi var. Hocam ilk olarak sizi tanıyalım. Adım İrfan Kara, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu mezunuyum. 2013 yılı tarihinden itibaren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nda spor koordinatörü olarak görevimi sürdürmekteyim. Peki hocam, Spor Akademimiz ne zaman kuruldu? Bir kuruluş hikayeniz var mıdır? Şöyle bir hikayemiz var. 95 yılında Marmara Üniversitesi'nde okuyan 4-5 arkadaş grubunun oluşturmuş olduğu bir kurum. Kurucumuz Hakan Arslan'ın önderliğinde 1995 yılında bu alanda hizmete başlamış bir kurum. 95 yılından bu zamana kadar 21 yıldır kesintisiz olarak Türkiye'nin en gözde üniversitelerini öğrenci hazırlayan bir kurum haline gelmiş vaziyetteyiz. Tabii kursumuz akademi hazırlığı, Marmara Spor Akademisi hazırlık kurslarının dışında da son yıllarda spor organizasyonları, spor okulları bünyesinde de ciddi çalışmalara yer vermeye başlamış durumdayız. 21 yıldır çok fazla öğrenci yetiştirip bu alanda ciddi noktalarda öğrenciler kazandırmış bir kurum olarak hala çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Hocam, röportajımıza başlamadan önce Marmara bölgesinde ciddi üniversitelere öğrenciler yerleştirdik dediniz. Bunu nasıl başardınız? Yani antrenör tarafında mı başarılısınız? Şöyle söyleyelim, buradaki aslındaki ince noktalardan bir tanesi kursu kurucuların hepsi Marmara mezunu olması. Bunda bir öncelik. Tamamı. Tamamı Marmara mezunu. Öncelikle hedefimiz Marmara bölgesindeki okullardı. Yani daha önceki yıllarda çok fazla BESYO bölümleri yoktu. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulları bölümleri yoktu. Bir iki tane üniversiteyi hazırlarken bugün inanılmaz gözde bir meslek haline geldiği için neredeyse Türkiye'de 70'e yakın Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu BESYO bölümü mevcut. Ve tabii biz ilk etapta bunları kendi bölgemiz Marmara bölgesi içerisinde gözde okullarımız vardı. Yani Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, en önemli hazırladığımız Eskişehir Anadolu Üniversitesi en önemli hazırladığımız yerlerden bir tanesiydi. Hocam, bunu vurgulamadan yapamayacağım. Harika bir tesisiniz var. Antrenörlerinizin tamamı kendi bünyenizde yetişti. Şimdi size çalışıyor ve kendi branşında da milli olan antrenörler. Doğru değil mi? Kesinlikle. Şöyle bir özelliğimiz var. Ben de bu kursun 17 yıl önceki bir öğrencisiydim. Gelip kursun kurucuları Hakan hocalarımla görüşüp bu kursa başlamış ve bu kursu da başarılı olmuş, üniversiteyi bitirmiş ve bugün bu kursu bu kurum piyasada lider, öncü bir kurum haline getiren kişilerden bir tanesiyim. Şöyle bir özelliğimiz, bizim çalışan personelimiz, yani 15'e yakın bir personelimiz var, eğitim kadromuz var ve bunların hiçbiri dışarıdan görev alan personelimiz değil. Tamamıyla kendi içimizde yetiştirdiğimiz, kendi kazandırdığımız, başarılı olmasını sağladığımız öğrencilerimiz bugün yanlarımızda gelip antrenörlük yapıp ciddi bir çalışma örneği göstermekteler. Sevgili izleyicilerimiz, spor koordinatörü Mustafa Baş hocamızla beraberiz. Hocam, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Hocam, siz de eski bir Marmara Spor Akademisi öğrencisiniz. 8 yıl önce geldiniz buraya. Hikayenizi izleyicilerimize anlatır mısınız? İlk etapta şöyle söyleyeyim. Tabii bu kursa ilk katıldığımda ilk gözlemlediğim şey, hani kursun yapısı, tabii ki antrenman stilleri ve öğrencilere neler verebildiklerini gözlemledim. Ve o zamanki arkadaşımın tavsiyesiyle bu kursa baktım, geldim. Kurstaki en çok dikkatimi çeken şey disiplindi. Çok disiplinli bir ortam vardı ve herkes işine dört elle sarılmış konumdaydı. Hocaların bu ciddiyeti beni çok etkiledi. Ve öğrencilerin pür dikkat hocaları dinlemesi, antrenmanlarda %100'ünü ortaya koyması ve hedefe kilitlenmiş bir grup vardı açıkçası orada. Tabii bu grubu hazırlayan da kişilerin ister istemez tecrübesi, birikimi, bilgisi beni çok etkiledi. O yüzden bu kursu tercih ettim. O dönemde kursa başladıktan sonra
doğru tercih yaptığımı anladım. Ve sonrasında da zaten iki tane üniversite kazandım. Ve şu anki konumuza geldik. Şu anda kursun ortaklarından biriyim. Genel koordinatörüyüm kursun. Peki hocam, o dönem öğrendiklerinizi şimdi öğrencilere aktarıyorsunuz. Doğru değil mi? Peki neler hissediyorsunuz? Bir dönem siz onların pozisyonundaydınız. Bunu zaten öğrencilerimiz hep deklare ediyoruz antrenmanlarda. Aynı yoldan geldik biz de. Aynı yoldan, aynı adımlarla devam ettik serüvenimizi. Ve ileriki süreçte tabii ki bu adımlar hızlandı koşmaya başladık. Şu andaki konumumuzu belki öğrenciler görüyor, birazcık şaşırıyorlar. Belki kendilerini o konumda göremeyeceklerini düşünüyorlar ama bunu biz onlara anlatıyoruz. Öğrenciler belli bir kültürle yetişiyorlar ve kendi sektörde kendilerine yer bulmakta, iyi bir yer bulmakta bütün bilgi birikimini buradan alıyorlar açıkçası.